Merhaba arkadaşlar. Microsoft Office 2013 PowerPoint dersimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde köprü oluşturma, WordArt ekleme, nesne ekleme, alt ve üst bilgiden bahsedeceğiz. Bu bölümün sonunda ise neler öğreneceğimize bir göz atalım. En son SmartArt eklemiştik. Biz bu SmartArt'larımıza köprü oluşturduk. Şimdi bu köprülerimizi nasıl çalıştığına bakalım. Burada sağ altta bulunan slide gösterisi ikonuna tıklayarak slide'ımızı başlatalım. Gördüğünüz gibi imlecimiz tıklanabilir özelliğe geçti. Bu yazıların üstünde köprü olduğunu gösteriyor. Köprü bizim belirlediğimiz herhangi bir yere gitmek demek. Örneğin birinci kuşak bilgisayarlara tıkladığımız zaman birinci kuşak bilgisayarlar sayfasına, ikinci kuşak bilgisayarlara tıkladığımız zaman ikinci kuşak bilgisayarlar sayfasına gidiyor. Yani bizim belirlediğimiz sayfalara gidiyor. Köprü bunu gerçekleştiriyor. Bu bölümde anlatacağımız bir de özellik ise WordArt. Gördüğünüz gibi başlıklardan normal başlıklardan biraz daha değişik, gölgeli ve burada şekli değişik görüldüğü üzere. Ve alt bilgi, üst bilgi. Burada gördüğünüz gibi alt bilgi, üst bilgi, sayfa numarası ekledik ve bir tane de nesne ekledik. Şimdi bunları nasıl yapacağız? Birlikte başlayalım. Kaldığımız slide sayfasını açalım. Buradan. PowerPoint'in sol tarafında olan küçük slaytları istediğimiz şekilde yerlerini değiştirebiliyoruz bu şekilde. Biz SmartArt öğemizin olduğu sayfayı en aşağı almak istiyoruz şimdi. En aşağı alalım. Enter tuşuna basarak yeni slayt sayfaları ekleyelim. Bu slayt sayfalarımıza şimdi başlıklar ekleyelim. Köprü oluşturmak için önce sayfalara ihtiyacımız var. Buradan ekle menüsünün altından WordArt seçeneğine tıklayıp istediğimiz stili seçebiliriz. Mesela bunu seçelim ve yazalım. Birinci kuşak bilgisayarlar. Başlığımızı WordArt olarak eklediğimiz için başlık eklemek için gerekli olan metin kutucuğunu delete tuşuna basarak silelim. Ve WordArt'ımızı yukarı çıkaralım. İkinci sayfamıza ise normal başlık eklemek için tıklayın kısmına tıklayıp ikinci kuşak bilgisayarlar yazalım. Ve seçelim yazdığımız yazıyı. Gördüğünüz gibi çizim araçları biçim adı altında bir menü oluştu. İlla ki ekle menüsünün altından WordArt'a tıklayıp WordArt özelliklerini kazandırmak zorunda değiliz. Yazı yazdığımız zaman da biçim menüsünün altında zaten WordArt özellikleri çıkıyor. Buradan da yine yazdığımız yazıyı istediğimiz gibi WordArt ekleyip biçimlendirebiliriz. Metin dolgusunu buradan değiştirebiliriz. Yani yazdığımız yazının rengini. Veya yine metin dolgusundan yazdığımız yazının bu şekilde stillerini istediğimiz gibi, dokusunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Şimdi 6. slide sayfamıza geri dönüp köprü oluşturmaya başlayalım. Köprü oluşturmak için ilk önce yazımızı seçili hale getirmemiz gerekiyor bu şekilde. Daha sonra ekle menüsünün altında bulunan köprü ikonunu tıklayarak köprü ekle penceresi açılıyor. Biz bu pencereden köprü nasıl ekleyebiliriz? İstersek var olan dosya veya web sayfası olarak köprü ekleyebiliriz. Ya da bu PowerPoint belgesinin içinden herhangi bir sayfaya köprü verebiliriz. Ya da yeni bir belge için köprü verebiliriz. Ya da bir e-posta adresine köprü verebiliriz. Biz şimdi PowerPoint slaytımızın içinden bir sayfaya
köprü vermek istiyoruz. Birinci kuşak bilgisayarlar sayfasına köprü vereceğiz şimdi. Bakıyoruz birinci kuşak bilgisayarlar sayfası 7. slaytmış. Buradan 7. slayta bastığımız zaman zaten yan tarafında slayt ön izlemesi çıkıyor. Yanlış mı doğru mu buradan da kontrol edebiliriz. Tamam'a tıklayarak köprü oluşturmuş oluyoruz. İkinci kuşak bilgisayarlar için de yine aynısını gerçekleştirelim. Yazımızı seçelim. Yine ekle menüsünün altından köprü seçeneğini tıklayarak buradan istediğimiz sayfaya köprü oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi ikinci kuşak bilgisayarlar köprümüz de oluştu. Üçüncü kuşak bilgisayarları da seçelim yine. Ve ekle menüsünün altından köprü seçeneğini tıklayalım. Bu sefer bir web sayfasına köprü verelim. Buradan adres kısmına web sayfamızın adresini yazalım. İnternetten bir web sayfasını. CTRL-C'yi kopyalayıp CTRL-V'ye yapıp Yapıştıralım. Tamam butonunu bastığımız zaman köprümüz verilmiş olacaktır. Dördüncü kuşak bilgisayarlar için de yine aynı ekli menüsünün altından köprü seçeneğinden bir dosyaya köprü verelim bu sefer de. Masa üstünden bir dosyamızı seçelim ve içine köprü verelim. Eklediğimiz köprüler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için köprüyü eklediğimiz yazının üstüne sağ tuş tıklayarak köprüyü düzenle seçeneğinden köprü düzenini değiştirebiliriz. Yanlış yere köprü oluşturmuş olabiliriz. Buradan köprü düzenleden köprümüzü düzenleyebiliriz. Ya da yanlış yere köprü vermiş olabiliriz. Köprüyü kaldırmak isteyebiliriz. Yine köprüyü oluşturduğumuz yazının üstüne sağ tuş tıklayarak köprüyü kaldır seçeneğinden köprüyü kaldırabiliriz. Şimdi yaptığımız köprüler çalışıyor mu çalışmıyor mu nasıl kontrol edeceğiz diye sorarsanız seçelim slide sayfamızı ve slide gösterisi ikonuna tıklayarak köprülerimizi kontrol etmeye başlayalım tam ekran modunda. Birinci kuşak bilgisayarlara gidiyor. Doğru çalışıyor. İkinci kuşak bilgisayarlara gidiyor. Bu da doğru çalışıyor. Geri gelelim. Üçüncü kuşak bilgisayarlar için hatırlarsanız bir internet sayfasına köprü oluşturmuştuk. Üzerine geldiğimiz zaman zaten bir kutucuk açılıyor. Bu kutucuğun içinde hangi internet sayfasına köprü oluşturduğumuz yazıyor. Şimdi tıklayalım. Evet, şu an sayfam yüklendi. Gördüğünüz üzere bu linkim de çalışıyor. Bu köprüm de çalışıyor yani. Dördüncü kuşak bilgisayarlar için de evet, proje geliştirme adlı dosyaya hatırlarsanız köprü oluşturmuştum. Dördüncü linkim de çalışıyor. ESC'ye basarak slide gösterisinden çıkıyoruz şimdi. Bu bölümde anlatacağımız bir diğer özellik ise yine ekle menüsünün altında bulunan alt bilgi, üst bilgi, sayfa numarası, tarih ve saat ve nesneydi hatırlarsanız. Biz alt bilgi ve üst bilgiden başlayalım anlatmaya. Sayfamızı seçelim. Alt bilgi ve üst bilgi butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi alt bilgi ve üst bilgi penceresinden slaytlar, notlar ve dinleyici notları olmak üzere iki farklı sekme açılıyor. Şimdi biz bunun arasındaki farkı şöyle açıklayalım. Notlar ve dinleyici notları kısmında slide sekmesinde olan başlık slaytında gösterme butonu yok. Gördüğünüz gibi. Notlar ve dinleyici notları sekmesinde yapacağınız değişiklikler sadece çıktı alırken görünüyor. Mesela değiştirelim. Burada tarih ve saat diyor. Tarih ve saat ekleyelim. Otomatik olarak ekleyelim. Sayfa numarası da ekleyelim. Üst bilgi de ekleyelim. Alt bilgi de ekleyelim.
Şimdi tarih ve saatin otomatik güncelleştirmesi nedir diye soracak olursak, bilgisayarın o günkü güncel tarihini slaytlara yazdırması ve her kaydedişte tarihi güncellemesidir. Tümünü uygula seçeneğine tıklayarak tümünü uygulatalım. Gördüğünüz gibi sayfamda hiçbir değişiklik olmadı. Ne sayfa numarası eklendi, ne tarih eklendi, ne alt bilgi, ne üst bilgi, hiçbir şey eklenmedi. Diğer sayfalara da göz atalım isterseniz. Gördüğünüz gibi hiçbir sayfaya eklenmedi. Buradaki değişiklik dediğim gibi sadece çıktı alma işlemlerinde, çıktı aldığımız zaman görebileceğimiz değişiklikler. Bunlardan kontrol edebiliriz. Dosya menüsünden yazdır dediğimiz zaman burada not sayfaları dediğimiz zaman gördüğünüz gibi üst bilgi, böte, tarih, sayfa numarası ve alt bilgi gördüğünüz gibi hepsi görünüyor şu anda. Çıktı alırken bunları bu şekilde görebiliriz. Şimdi geri gelelim. Tekrar tıklayalım alt bilgi, üst bilgi ve artık slaytımıza değişiklikler yapalım. Tarih ve saate yeniden tıklayalım. Bu sefer sabit bir tarih girelim. 11. ayın 20'si diye. Slayt numarası verelim ve alt bilgi ekleyelim. Alt bilgimiz de şu şekilde olsun. Uygula seçeneği ve tümünü uygula seçeneği olmak üzere iki farklı seçenek var. Uygula dediğimiz zaman gördüğünüz gibi sayfamda uygulandı. Burada eklediğim alt bilgi ve yanında tarih ve burada da sayfa numarasını görüyoruz. Ama uygula dediğim için sadece bu slayt sayfama eklendi diye gördüğünüz gibi diğer hiçbir slayt sayfamda yok bu bilgiler. Ben de bu slayt sayfamın üstüne gelip üst bilgi ve alt bilgiye tıklayıp tümünü uygula seçeneğine tıkladığım zaman artık bütün slayt sayfalarımda gördüğünüz gibi hepsi eklenmiş oldu. Ama ben kapak sayfamda olmasını istemiyorum. Burada görünmesin derseniz kapak sayfasını seçip yine üst bilgi ve alt bilgiye tıklayıp başlık slaytında gösterme seçeneğini tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi buradan kalkmış oldu. Bir sonraki özelliğimiz ise bu bölümde anlatacağımız nesne ekleme. Nesne eklemek için önce bir slayt sayfamızı seçiyoruz ve nesne ekle ikonuna basıyoruz. Biz şimdi dosyadan oluştur seçeneğini tıklayarak göz ata tıkladığımız zaman buradan istediğimiz resmi seçip tamama tıklayarak ekleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz resim sayfamızda direkt olarak belirmedi. Bunun yerine resmin adı ve üstünde bir ikonla birlikte geldi. Biz bu ikonu çift tıklayarak resmimizi görebiliriz. İstersek buradan yine tekrar nesne ekle deyip buradan yeni oluştura tıklayıp istediğimiz burada belirtilen istediğimiz herhangi bir şeyi ekleyebiliriz. Mesela bir PowerPoint slide ekleyelim. Gördüğünüz gibi slide'ın içine yeniden bir slide daha eklemiş olduk. İçine bir şeyler yazalım. Görelim. Evet, gördüğünüz gibi nesne eklemek de bu şekildeydi arkadaşlar. Bu bölümde nelerden bahsettik? Bir kısa bir özet geçelim. Ekle menüsünün altında bulunan köprü seçeneğinden köprü oluşturduk. Köprü çeşitlerini gördük.
ekle menüsünün altında bulunan yine Word Art seçeneğinden yazımızın stillerini değiştirmeyi gördük. Ve yine ekle menüsünün altında bulunan nesneden yazımızın slide sayfalarımızın içine nasıl nesne ekleyeceğimizi gördük. Slide numarası verdik. Slide'ımız alt bilgi ve üst bilgi ve bir de tarih ekledik. Bu bölümde anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar.